Selamünaleyküm herkese. Nargile Atölyemize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber deneyeceğimiz tütün Buta ailesinin Barberry tütünü. Öncelikle bu Buta'nın kendini yenilemiş yeni yüzü. Buta'nın dark tütünleri daha önce de vardı ama bu arkadaş yenilenmiş hali. Gördüğünüz gibi yenilenmiş bir paket var. Önümüzde 100 gramlık bir paket var. Zaten paketin çoğu şeyini incelememize çok fazla gerek yok. Çünkü üzerinde 100 gram olduğuna dair bir ibare var. Onun haricinde standart bir paket üzerine bir etiket görüyorum zaten burada. Barberry yazan bir etiket görüyorum. Buta bildiğiniz üzere bir Azeri firmasıdır. Tabi üretimlerini birçok ülkede değişik şekilde yapıyor. Çoğu firma artık aynısını yapıyor. Hepinizin bildiği bazı markalar var. Mesela JBR aslında Rus markası olduğu halde üretimini Türkiye'de Antalya'da yapıyordu. Bu da onun gibi bazı tütünlerini Ürdün ortaklığında, bazılarını yine şeyde Azerbaycan'da farklı farklı yerlerde yapıyor. Bu bir Dark serisi, Black serisi. Gördüğünüz gibi Dark serilerinde şöyle bir değişime gitmişler. Kendilerinin yüzlerini yenilemişler. Hem paketleri yenilenmiş, eski paketlerini yani şu anda elimde mevcut olmadığı için çekemiyorum, kusuruma bakmayın. Hem de gördüğünüz gibi tatlarını yenilemişler. Yani sonuçta içim şekillerini de yenilemişler. Bunlardan da haberimiz var. Sizlerle beraber paketi açmak istiyorum. Evet, paketini açtık. İçinden şu şekilde bir paket çıkıyor. Bu şekilde yapmışlar. Bence güzel bir görünüşe sahip olduğunu söyleyebilirim bunun. Şimdi sizlerle beraber şu sıfır paketimizi bir tartmak da istiyorum açıkçası. Evet, 100.3 gram. Yani 100 gram olduğunu kanıtlayan bir ortalama. Gerçi 103 değil de 105 civarı bir şey bekliyordum. Yine de dış paketin 3 gram olduğunu inanabiliriz değil mi? Şimdi sizlerle beraber paketi açıp açıkçası kokusuna bakmak istiyorum. Bunu da merak ediyorum. Şimdi öncelikle size Barberry'nin ne olduğundan birazcık bahsetmek istiyorum. Barberry bir yemiş sınıfında olan bir meyvedir. Yani yemiş sınıfından kastımız ne? Mesela kiraz, vişne, bunların hepsi yemiş sınıfındadır. Buna berry sınıfı deniyor İngilizceden. Bu da berry sınıfından bir tane bir çeşit meyve olan Barberry meyvesidir. Kendisi birazcık daha hani kızılcımsı bir tipe sahip ama kesinlikle kokusu ve tadı kızılcık gibi değil. Kendine özgün bir tada sahip. Kokuya baktığımız anda çok hatırladığımız ve bildiğimiz bir aromanın kokusu. Massive Pigment, hani Dark çizgilerinin daha çok yakından tanıdığı Massive Pigment aromasının içindeki ana tat olan Barberry tadının ta kendisi elimizde bulunuyor. Çok yoğun ve güzel bir kokusu olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası ilgi uyandıran bir kokusu var. Sizle beraber hemen denemesini yapalım. Hadi bakalım. Geldik şimdi Buta'nın yeni çıkarttığı Black serisinin Barberry aromasını denemeye. Barberry dediğimiz tatlı, ekşi, hani böyle çok aslına bakarsanız bana göre çok egzotik bir aroma. Ki Pigment içenler bilir, yakından tanır. Çünkü Pigment'in ana aroması, ana tadı lychee denilen bir aroma. Ve lychee aromasının da ana şeyi Barberry'den geliyor. Çok değişik notalara sahip bir aroma aldığımı söyleyebilirim. Yalnız bayağı yoğun derecede bir aroma geliyor. Yani bu çok çok güzel bir şey. Ciddi anlamda yoğun bir aroma. Yani hafif bir boğuculuğu var şu anda. O derece bir tatlı ile ekşinin o kadar güzel bir dansı var ki. Hani dans diyeceğim ben buna. Hani aslına bakarsanız bildiğiniz vals yapıyorlar sanki. Hani içe geçmişler ama farklı kişiliklerde olduklarını hissettirebiliyorlar yani. Asıl bu şekilde bir yorumlamak istiyorum bunu. Bu kadar yoğun bir aroma aslında beklemiyordum. Yani koku çok fazla yoğun. Ama o ana aroma, ana tadın bu kadar yoğun bir şekilde geleceğini pek düşünmüyordum.
Kesinlikle bakın, ben bunu delikli bir de içiyorum şu anda. Bu arada setup'ı söylemeyi unuttum. Fibonacci de yapıyoruz zaten, görüyorsunuzdur şu anda. Üst tarafında Nagrani Lotus olarak onu kullandım. Ve Solaris'te yaptım. Sırlı Solaris'te yaptım. Çok yoğun bir aroma geldiğini söyleyebilirim size. Ondan dolayı aslında biraz bir tık da biraz boğucu bir aroma. O da aromanın yoğunluğundan kaynaklanan bir durum zaten bu. Ondan dolayı bunu funnel'daysanız bence bir tık daha iyi olabilir. Genelde bu aromalarını hani bu şekilde içmek daha iyi oluyor ama folyo çekerseniz kesinlikle içirtmez yani. Çünkü aroma çok yoğun bir şekilde geliyor. Dilimin üzerindeki o ekşiliği ve tatlılığı çok net alabiliyorum. Bu güzel bir şey. Hani aromanın bu kadar güzel verilmesi hoşuma gitti. Ama birazcık içelim. Bakalım acaba bu ne kadar dayanıyor? Ne kadar şey bir hale geliyor? Hani başkalaşıyor mu? Acaba aroma ne kadar düşecek? Bunları merak ediyorum. Ve yoğunluk ne kadar azalacak? Bunları merak ediyorum. Birazdan tekrar görüşmek üzere diyeyim. Hadi bakalım. Sizin için bir saniye bile değil. Benim için ise bir saat başladı. Yaklaşık bir saatin üzerinde bir içim sağladım. Açıkçası çok kaliteli bir aroma aldığımı söyleyebilirim. Yani beklentilerimin de bayağı üzerinde, koku çok yoğun geliyor. Ya şimdi biz kokunun çok yoğun geldiği aromaları fazlasıyla görüyoruz. Ama şöyle bir durum var. Yani koku çok yoğun geliyor, tat daha farklı oluyor, içtiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde azalıyor. Bunların hepsini görüyoruz. Hayır, bu aroma kesinlikle uzun bir süre tadını net bir şekilde koruyup mükemmel bir aroma kattığını söyleyeceğim size. Yani sek olarak bile bu kadar güzel bir aroma mikserde de çok güzel kullanılabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben her zaman söylüyorum size. Ben miksten çok öncelikle sek tadının gerçekten çok güzel oluşu olmayışını bunları size göstermeye çalışıyorum. Zamanında çektiğim birçok videoda da size özellikle bunu belirttim. Benim için gerçekten önemli olan şeylerden bir tanesi şu anda verdiği tadın sek olarak en doğru şekilde nasıl verdiğidir yani. Şu anda da ben bunu çok güzel bir şekilde bir testini yaptım ve hayran kaldığımı söyleyebilirim tütüne. İlk baştaki o size söylediğim o boğucu, aromasal boğuculuk var ya, o bir süre sonra gidiyor ve size ağız sulandırıcı, harika bir ekşilikte, tatlılıkta ikisinin bir mükemmel uyumlu bir barberry aroması geliyor. Çok kaliteli, kesinlikle çok kaliteli, içim uzun, keyifli bir içim sağladığımı söyleyeceğim. Ve şunu size belirtmek istiyorum. Eğer nikotin eşiğiniz yüksekse, yani nikotine daha dayanıklı bir yapınız varsa, size ben bunu sek olarak öneriyorum. Çünkü sek olarak başladığınız bir aroma ilk başta boğucu bir şekilde gelebilir ama aroma bir süre sonra düşmeye başladığı zaman, hani o şeyi, boğuculuğu, tütün ağırlığı düşmeye başladığı zaman çok güzel bir hal alıyor. Kesinlikle bu delikliyle de folyo çekmeyin. Eğer folyo çekerseniz tat çok daha boğucu bir şekilde gelir ve içirtmez size. Bunları da küçük anekdot olarak videolarımda artık söylemeye başlayacağım size. Funnel Bill'de de içilebilir. Tabii ki tütün içim süresi daha farklı bir hal alır ama içilebilir. Kesinlikle içilemez diye bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Bana ciddi anlamda zevk verdiğini söyleyebilirim. Açıkçası hani aromada ne zaman ciddi bir kayıp yaşarım diye bekledim ama ciddi bir kayıp yaşamadım. Ya tabii ki ilk içtiğiniz anla şimdiki arasında ufak da olsa bazı farklılıklar yaşayacaksınız. Bunlar normal şeyler. Ama yani bu anormal bir hale gelmiyor ya da çok fazla düşüş yaşamıyorsunuz. Belki o ağzımda bıraktığı aroma tadı var ya, tarifsiz güzel bir şey yani. Bunu belirteyim size. Yani blond değil, bir dark tütün içiyoruz ama fazlasıyla şeyi yakalıyor, biliyor musunuz? Hani duman zevki olsun, tas zevki olsun, ben beğendim. Yani biraz hafif bir tütün olduğu halde kesinlikle beğendim yani. Çok güzel bir tütün. Yani ben bunu kolay kolay söylemem ama bu tarz şeyleri mikserde de kullanabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim size, eğer elinizde Must Have'in pigment aroması varsa, ki biliyorsunuz tütünleri pek böyle mikseri söylemem, yine de söyleyeceğim size. Eğer elinizde böyle bir aroma varsa içindeki liçi aromasını daha da fazlalaştırır.
Bunu ona kullanırsanız birazcık daha, zaten Nietzsche aroması ön planda geliyor. Yani Barberry aroması ön planda geliyor master'de. Daha fazlalaşır. Bunu onun yerine daha çok mesela çilek olur. Dark olarak elinizde çilek olur ve benzeri tütünler olur. Bunu yanına katarsanız birazcık daha size master'in verdiği tadı birazcık daha verir. Hani o Pinkman'in verdiği aromayı birazcık daha verir. Tabii Greyfurt tarzında şeyler katarsanız ekşiliği de daha da ekşileşir, daha da rahatsız edici bir duruma gelebilir. Bunları sizin elinizdeki tütünün yapısına göre siz belirleyebilirsiniz. Ben bayağı beğendiğim için durmadan da çekmek istiyorum. Gerçekten kendini fazlasıyla belli eden bir aroma. Çok fazla uzatmayalım en iyisi. Şurada bir puanlama tablomuzu açalım. Öncelikle tabii ki aromasal olarak puan vereceğim. Aromasını ciddi anlamda çok fazla beğendim. Onun için aromaya ben burada 9 vermek istiyorum. Biliyorsunuz kolay kolay 9 puanlamasını bende göremezsiniz. Ciddi bir puanlamadır benim için. Ama bu vaat ettiği o Barberry aromasını mükemmel bir şekilde verdiği için 9 vereceğim. Yoğunluk olarak baktığımız zaman evet bu bir dark bir tütün. Ama ben dedikliğinde bile çok rahat bir şekilde içiyorsam yoğunluğu düşük olduğunu söyleyebilirim. İlk baştaki verdiği reaksiyonla sizi şaşırtmasın bu. Daha sonradan belli düşmeler, belli şeyler yaşadığı zaman tütünün gerçekten hani o daha hafifleştiğini hissedebiliyorsunuz. Onun için 6 vereceğim. Çünkü aromanın da bir yoğunluğu var. Ondan dolayı belli bir yoğunlukta geliyor sonuçta. 6 vermek istiyorum. Duman olarak baktığımız zaman bir blond bir tütün değil. Bu bir dark bir tütün. Ve dark tütün olduğu halde de çok güzel bir dumanı var. Bir kere daha çekip size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir dumana sahip. Onun için duman olarak da ben buna 7 vermek istiyorum. 8'i 9'u hak etmesi, onu hak etmesi çok zor şeyler benim nazarımda. Hani bunu şey gibi düşünün birazcık puanlamayı da. Neyse kokuya geleyim de kokudan sonra bunu size söyleyeyim. Koku olarak da baktığımız zaman içeride muazzam bir koku bıraktı. Yani o koku inanılmaz derecede güzel. 10 vermek istiyorum. Çok nadir olan bir şeydir ama gerçekten 10 vermek istiyorum. Çünkü yoğun bir kokusu var ve lezzetli bir kokusu var. Rahatsız edici bir kokusu yok. Kokladığınız zaman aldığınız kokuyla içeride bıraktığı koku da aynı şekilde geliyor. Yani başarılı bir tütün olmuş. Bu arada size puanlama konusunda şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Videomu bitirmeden hemen önce. Şunlardan bahsedeceğim size. Puanlamayı nasıl düşünün biliyor musunuz? Siz izleyenlerin çoğusu sonuçta erkek. Muhakkak hayatınız boyunca bir kere olsun futbol oyunlarını oynamışsınızdır. Futbol oyunlarında futbolcuların belli bir puanlaması vardır ve puanlama gerçekten zor bir şekilde verilir. Atıyorum mesela herkesin bildiği oyunculardan bahsedeceğim. Messi, Cristiano Ronaldo ya da bizim herkesin tanıdığı Ronaldinho. Bu tarz oyuncuların puanlaması atıyorum mesela 90-92 en fazla 96'ları görürsünüz. Ki bunlar gerçekten üst düzey dediğimiz yani üst düzeyin de üstünde futbolcular olduğu halde. Benim için de tütünler bu şekilde. Yani benim de puanlamayı vermem gerçekten bundan dolayı bu kadar zorlaşıyor. Başka bir şeyden değil yani. Ben beklentilerimi ciddi anlamda yüksek tutuyorum. Çünkü beklentilerimi yüksek tutuyorum. Ben bu tütünü içtiğim zaman ne kadar zevk alıyorsam siz de içtiğiniz zaman o kadar zevk alın diye yapıyorum bunu. Yani tamamen aslına bakarsanız sizin için yaptığım bir şey bu. Videoyu da çok fazla uzattım. Biliyorum kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Eyvallah diyorum.